HTML ve CSS kullanarak görsellerin üzerine geldiğimizde animasyonlu yani hareketli bir şekilde büyüyen galeri sayfasında benzer bir sayfa hazırlıyoruz. Image Hover Effect ya da Image Card Hover Effect olarak geçen bu efekte div içerisindeki bir görselin üzerine gelindiğinde görsel büyüyor ve kullanıcı üzerinde güzel bir etki bırakıyor. Hadi başlayalım. Öncelikle yeni bir sayfa oluşturalım ve temel HTML etiketlerini buraya girelim. Ondan sonra bir div oluşturacağız ve divin içerisinde bir container sınıfı tanımlayalım. Çünkü bu container sınıfını daha sonra alt sınıflara referans olması için kullanacağız. Daha sonra 4 tane box sınıfına dahil olan divler oluşturalım. Bunları kaydettiğimde sayfada herhangi bir şey görünmeyecek çünkü herhangi bir stil tanımlaması yapmadık. Bu nedenle head etiketleri arasına style oluşturalım. Bunu ayrıca style.css dosyası oluşturup link etiketiyle buraya çağırabilirsiniz de. Öncelikle bir background atayalım body'e. Buraya başka bir renk de verebilirsiniz. Gri bir renk de verebilirsiniz ama ben beyaz vereceğim şimdi. Container sınıfı içerisine bir genişlik tanımlayalım. Margin 0 auto ile container içerisindekiler ortalı olsun. Yukarıdan ve aşağıdan 80 piksel boyutunda bir padding verdim ki birazdan yapacaklarımız sayfanın üzerine yapışmasın. Şu anda baktığımda sayfada yine herhangi bir değişiklik olmayacak. Box stili tanımlıyorum. Şimdi bu box stiliyle beraber artık buralara ulaştık. Bundan sonra yapacaklarımız bu box'ı etkileyecek. Genişlik ve yükseklik değerleri veriyorum her bir box'a. Dolayısıyla 4 box'ta 150 piksel yükseklik ve 150 piksel genişlik vermiş olduk. Ve bunlar burada şu anda ama belli değiller. Çünkü herhangi bir renk tanımlaması yapmadık. Box sınıfına dahil olan her bir dibe arka planı gri olacak şekilde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi burada 4 tane div var. Şimdi bu divleri detaylandıracağız. Bu divler şu anda alt alta. Varsayılan olarak bunlar alt alta zaten. Bunları yan yana yapmak istersek CSS'in flex özelliğini kullanmamız gerekiyor. Flex'i kullanıyorum. En üstü en sola gelecek şekilde hizalıyorum ve bunları ortalıyorum. Dolayısıyla böyle bir sonuç çıkıyor karşıma. Bu kutuların her birine boşluk vermem gerekiyor ki ayrıymış gibi görünsünler. Dolayısıyla her birine birer margin vereceğim. Sağdan ve soldan 14 piksel genişliğinde boşluk olacak şekilde marginimizi verelim. Bizim şu an yaptığımız çalışma kutuların üzerine geldiğinde mouse hover olduğunda kutular büyüyecek. Peki bu büyüme kaç saniyede tamamlanacak? Onu da yine box'a veriyoruz. Bunu yapmamız için de transition'a 0.5 saniye olacak şekilde tanımlama yaptık. Ve kutuların üzerine geldiğinde yani box hover olduğunda ne olacak? Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Bunu da transform scale ile belirtiyoruz. Şu anda kaydedip baktığımda 0.5 saniyede tamamlanacak bir hareket uyguluyoruz. Burada belirttiğimiz gibi bu eğer 1.0 olsaydı büyümeyecekti, olduğu gibi kalacaktı. 1.2 ise o oranda büyüyor anlamına geliyor. Büyüdükten sonra siyah bir arka plana sahip olsun diye de background'a black verdik. Tabii bunlara imaj verdiğimizde, görsel koyduğumuzda bu background'un bir anlamı kalmayacak. Aslında şu anda yapmak istediğimiz şeyi yapmış olduk. Buradaki kutuların üzerine geldiğimizde, mouse ile kutuların üzerine geldiğimizde kutular belirlediğimiz oranda büyüyorlar. Şimdi bunlara nasıl görsel ekleyebileceğimizi görelim. Görsel için PixZoom'u kullanıyorum. Nasıl ki LoremIpsum metin doldurucu olarak işlev görüyor, PixZoom da aynı şekilde görsel alan doldurucu olarak işlev görüyor. Buraya 4 tane görsel ekledim. Her bir box klasına sahip divin içerisine çeşitli görseller ekledim. Bunu kaydedip bakıyorum. Burada görsellerin boyutları 150 piksel genişliğinde olduğu için bu şekilde. Bu görsellerin nasıl kullanıldığını görmek için, nasıl buraya yerleştiğini görmek için PixZoom diye arayarak ilgili siteye ulaşabilirsiniz. Bu sitede her bir fotoğrafın kendi ID'si var. Buraya ID girerek fotoğrafı değiştirebiliyorsunuz. Ve ne kadar piksel genişliğinde olduğunu da buradan belirliyoruz. Bu görsellerin her biri 150 piksel genişliğinde. Dolayısıyla burada 150 olarak belirtilen 150 piksel yüksekliğinde ve 150 piksel genişliğinde. Eğer bir slash daha koyup oraya ayrı bir sayı yazsaydım genişlik ve yükseklik değerlerini ayrı ayrı vermiş olacaktım. Bu şekilde kaydedip görsellerin üzerine geldiğimde mouse'la mouse imlecinin üzerine gelen görsel büyüyor. Bu görsellerin köşelerine border radius ekleyerek daha güzel görünmesini sağlayabiliriz. Görsellerin üzerine geldiğinde kaç saniyede hareketin tamamlanmasını istiyorsanız veya büyüdüğünde ne kadar büyümesini istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Mesela 1 saniye dediğimizde çok daha yavaş bir şekilde hareketini tamamlayacak. Mesela buradaki scale değerinde 1.5 yaptığımızda görseller 1.5 kat daha fazla büyüyecek. Bunu kendi web sitenize göre, kendi tasarımınıza göre düzenleyebilirsiniz. 1.1 yaptım. Gördüğünüz gibi daha az bir boyutlandırma söz konusu. Birbirlerinin üzerine gelmemesi için 1.3 burada en ideal rakam. Ve kaç saniye olduğunu tekrar belirtelim. Bunu 2 saniye yaparsak çok daha yavaş bir sonuç alacağız. 0.1 yaparsak da aksine çok daha hızlı bir sonuç alacağız.
Ama bu kadar hızlı çok estetik görünmediği için yarım saniye dolaylarında bir süre olabilir diye düşünüyorum. 1.2'de 1.3'ten daha estetik görünüyor şu anda. Evet, bu dersimizde kendi oluşturduğumuz divlere ve içerisine istersek imaj da verebiliyoruz. Bu imajların üzerine mouse ile gelindiğinde büyümesi, büyüme oranları ve büyüme süresini nasıl yapabileceğimizi, nasıl ayarlayabileceğimizi göstermeye çalıştım. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.